Türkiye'nin gündemi ise koronavirüs birçok sektörü de derinden etkiledi ve yeni dönüşümleri de beraberinde getirdi. O dönüşümlerden biri de e-ticaret ve evden çalışma sistemi oldu. Bize dijital iletişim araştırmacısı doçent doktor Ali Murat Kırık'la bu yeni sistemi, yeni dünya düzenini tartışacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Kübra Hanım. İyi yayınlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Teşekkürler. Biliyorsunuz ki koronavirüs salgını artık dünyayı birçok yönden de etkiledi. Türkiye'deki dijital hayatı da çok farklı bir şekilde dönüştürdü. Bu dijital dönüşüm bizi nasıl etkileyecek? Evet tabii Kübra Hanım, sizin de ifade ettiğiniz gibi artık tamamen dijital bir teknolojinin merkezine yerleşmeye başladık. Özellikle bugün uzaktan eğitim uygulamaları, telekonferans görüşmelerinin yaygınlaştığını görüyoruz. İnsanların para yerine daha çok dijital alışverişi tercih ettiği, yine kredi kartı kullanımının giderek yaygınlaştığı, özellikle de dediğim gibi temassız bir şekilde çekimlerin gerçekleştiğini görüyoruz. Bu da tabii ki ister istemez dijital dünyayı, iletişim teknolojilerini derin bir şekilde etkiledi. Ve özellikle baktığımızda Türkiye'de de bu dijital hayatın yoğun bir şekilde etkilendiğini görmekteyiz. Özellikle bugün insanlar biliyorsunuz evden çalışma sistemine geçtiler. Hı hı. Çoğumuz hala buradan gerçekleştiriyoruz. Derslerimizi, eğitimlerimizi, görüşmelerimizi. Keza şu an yayınımızı bile aynı şekilde gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla gündelik hayatımız, alışkanlıklarımız da değişmeye başladı ve bu pandemi süreci geçse bile insanların yine sosyal izolasyona dikkat edeceğini de söyleyebilmek mümkün. Çünkü anlık bir şekilde en ufak bir düşüş meydana geldiğinde bir rehavete kapılma söz konusu oluyor. Ve tekrardan biliyorsunuz dün baktığımızda vaka sayılarında tekrardan 1500'lerden 2200-2300 civarında bir artış meydana geldiğini gördük. Dolayısıyla biz buradan bu alanda çalışan akademisyenler, uzmanlar olarak özellikle yine sosyal izolasyona dikkat edilmesi gerektiğini ve tabii ki bu dönem içerisinde biraz daha evden çalışma, evden ticaret, evden alışveriş faaliyetlerinin artması ve sürmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Özellikle AdColony'nin Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'yı kapsayan 14-75 yaş aralığındaki katılımcılara yapmış olduğu bir koronavirüs etki araştırması var Kübra. Hı hı. Ve bu salgın sebebiyle değişen alışkanlıklarımızı çarpıcı verilerle gözler önüne seriyor. Siz az önce sordunuz, yeni dünya düzeninde ne olacak? Özellikle katılımcıların %20'si artık toplu taşıma kullanmadığını belirtiyor. Yani bugün artık işlere mecburiyetten dolayı giden insanların bile toplu taşıma yerine kendi araçlarını ya da yürüyerek gittiğini görüyoruz. Araştırma sonucu dikkat çekici. Yine evden çıkmayarak kendimizi izole ettiğimiz bu günlerde katılımcıların %54'ünün daha fazla ev temizliği yaptığını söylüyor. Yani hijyene olan ilgimiz de artmaya başladı. Yine zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığımız günlerde %31'imizle market ziyaretlerimizi en aza indirgemişiz ve 10 günde bir alışverişlerini gerçekleştiğini ifade etmişler. Yani 10 günde bir toplu bir şekilde alışveriş yapıldı. Hani mesela eskiden bir şeyiniz eksik olsa ne yapıyordunuz? Gidiyordunuz markete, şunu alayım bunu alayım diyordunuz. Ve artık toplu olarak 10 günde bir yapıyorsunuz ve yine dikkat çekici bir rakam. Özellikle ekonomiyi ilgilendiren bir rakam. Araştırmada %41 oranında online ticaret gerçekleştirildiğini, online alışveriş, internet alışverişini tercih ettiğini söylemiş katılımcılar. Yani bu bölgelerde yapan Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'yı kapsayan bu araştırmanın neredeyse %50'ye yakın kitle artık sosyal izolasyon nedeniyle alışverişlerini internet ortamından yaptığını söylüyor Kübra Hanım. Ve özellikle baktığımızda bugün evde de verimli vakit geçirmek çok önemli. Çünkü alışkanlıklarımız değişti artık. Evde daha fazla vakit geçiriyoruz. Özellikle yine araştırmada bir çarpıcı sonuç daha var. Artık biz %47 oranında her gün mobil cihazlardan oyun oynar duruma geldik. Ve dolayısıyla da %32'miz ise mobil cihazlara yeni oyunlar yüklemişler. Bu koronavirüs döneminde, yani bu Mart'tan itibaren süre gelen bu dönem içerisinde yaklaşık 2-3 aylık süre içerisinde yeni oyunlar yüklediklerini ifade ediyorlar. Bu da tabii ki mobil oyun sektörüne de, piyasasına da bir katkı sağlamış oluyor. Yine stresten, gündelik düşüncelerden uzaklaşmak ve rahatlatmak için de mobil oyunlar oynadığını söyleyen, bu koronavirüs korkusundan dolayı mobil oyunlara yöneldiğini söyleyen de %85'lik bir kitle var. Şimdi tabii şu da var Kübra Hanım, reklam verenler sonuçta bu da önemli bizim için. Reklam verenlerin potansiyel müşterilerine bu dönem içerisinde ulaşmak için en etkili yolu mobil reklamları olarak kullandığını görüyoruz ve katılımcıların %26'sı ürünü fark ettiren reklamları tercih ediyor. sanal ortamda, yani reklamlar da dijital ortama kaymaya başladı ve %35 ise user initiated dediğimiz kullanıcı tarafından kontrol edilebilen reklamlara daha sıcak bakıyor. Yani kullanıcının baktığı, işte reklamın işte tıkladığı vesaire, sağ sol yaptığı reklamların daha ilgi çektiğini görüyoruz. Bir de biliyorsunuz evde geçirdiğimiz süre arttıkça günlük stresten kaçmak için de kafa dağıtıcı yöntemler arıyoruz Kübra Hanım. Bundan dolayı da biraz mobil oyunlarla çok fazla haşır neşir olmaya başladık. Özellikle 24 Şubat ve 9 Mart arasında yapılan bir araştırmada mobil oyun oynama sürelerinin %21 oranında artış gösterdiğini ve bu trafiklerde de bir önceki haftaya oranla %14.6 bir artış yaşandığını söylüyor ve özellikle aynı şekilde bu araştırmada çıkan sonuç %21'e daha fazla çevrim içi reklam izlediğini söylüyor. Yani dolayısıyla ne yaptık artık biz? Oyunları ücretsiz bir şekilde sunuyor insanlar ama kitlelere reklamlar oyunlar üzerinden gönderiliyor Kübra Hanım. Ücretsiz bir şekilde sunulduğunu görüyorsunuz, siz düşünüyorsunuz. Oyuna para vermiyorsunuz ama oyun içerisindeki reklamlar ne sağlamış oluyor? Ürünlerin, hizmetlerin tanıtımını sağlamış oluyor. Yine insanlar ve tüm dünyada arkadaşlarıyla iletişimde olmak için dijital dünyada biliyorsunuz telekonferans, video konferans uygulamalarının sayısı olarak artış gösterdiğini görüyoruz. Bunların bazıları lisanslı bir şekilde satın alındı. Bazıları ise 40 dakikalık sürelerle ücretsiz bir şekilde kullanılmaya başlandı. Yani yeni bir sektör açıldı ticaret ve ekonomide. Ve araştırma verilerine göre dünyada 14-21 Mart 2020 tarihleri arasında iOS ve Google Play'de iş uygulamaları indirme sayısı 62 milyonu geçti. Bu oran 2019 yılında iş uygulaması indirmeler, işte iş ortamında kullanılan uygulamaları haftalık ortalaması %90 daha fazla Kübra. Yani aslında yeni bir dünya düzeni geliyor, ekonomiyi de derinden etkileyecek. İşte Türkiye olarak bunun neresinde yer alacağız ya da neresinde yer almamız gerekiyor? İşte ilerleyen günler bize bunun cevabını da vermiş olacak Kübra. Peki hocam, bu Covid-19 salgın dedik, Türkiye'ye etkileri dedik. Bir de e-ticaret sektörü var. Biliyorsunuz ki hani insanlar böyle ben bakmadan alamıyorum diyordu önceden ama şu an bakıp da almak istemiyor. Virüs bulaşır diye ve bazı işletmelerse e-ticarete önem vermiyorlardı ve altyapılarını da oluşturmuyorlardı. Bu da onları Covid-19 hani e-ticaretini geliştirmedikleri için onları daha çok etkiledi. Bu e-ticaret sektörü nasıl etkilendi? Şimdi teşekkür ediyorum. Çok güzel bir soru yönelttiniz. Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi sosyal izolasyon ve evde kalma çağrılarına uyulduğu şu dönemlerde tüketici davranışları, yani bizler de değişiklik göstermeye başladık. Çünkü insan sosyolojik ve psikolojik bir varlıktır. Dolayısıyla tüketicilerin çoğu alışverişlerini artık sizin de ifade ettiğiniz koronavirüs korkusundan dolayı ne yaptı? Online ticarete, alışveriş sitelerine dönmeye başladı. E-ticarete. Buradan hareketle Stakeline efendim Amerika genelinde e-ticaret satış oranlarını incelemiş, bir rapor hazırlamış ve Mart ayında en hızlı büyüyen ve en hızlı küçülen e-ticaret kategorilerini listeliyor Kübra Hanım ve salgın sırasında tüketicilerin ilk yöneldiğini tuvalet kağıdı, bakın çok önemli, hijyenik bir malzeme, temizlik malzemesi, konserve gıda, yani işte ben çıkamazsam, salgın giderek artmaya başlarsa, markete bile gidemeyecek durumda olursa stok yapmaya başladı konserveleri ve tabii ki üçüncü olarak da ev temizlik ürünleri karşımıza çıkıyor 3. sırada ve rapora göre Mart ayında şunu görüyoruz efendim. Spor salonları biliyorsunuz, egzersiz stüdyoları da işte kapanmaya başlamıştı. Bundan dolayı da evde yapılan antrenmanlar artmaya başladı. Bu da ne sağladı? Tabii ki fitness ürünleri, yoga ekipmanlarının satışında muazzam bir artış yaşandı. Yani bu dönem içerisinde özellikle en çok satılan ürünlerin spor malzemeleri olduğunu görüyoruz. Tabii ki birçok şirket biliyorsunuz evden çalışmayı önerdi ve ne oldu efendim? Biz aslında evlerimize geçici ofisler kurmaya başladık. Ve dolayısıyla baktığımızda işte ofis koltuklarının yoğun şekilde satıldığını, klavyelerin yoğun şekilde fare, monitör ve bilgisayarların aşırı derecede yüksek oranda satıldığını gördük. Raporda biliyorsunuz seyahatler durdurulmuştu. Ne yapıyorduk seyahate giderken? İşte bir bavul almamız gerekiyordu, valiz almamız gerekiyordu. İşte ne yapıyorduk? Çantalar almamız gerekiyordu. Bunlarda da tam tersi Kübra Hanım, spor malzemeleri ve sağlık malzemelerinde muazzam bir çıkış varken tam tersi bu malzemelerde de, seyahat ve turizm malzemelerinde de büyük bir düşüş yaşanıyor. Ve özellikle biliyorsunuz uçuşların iptal olması, otellerin kapatılması da düğünlerin, tatillerin iptal edilmesine sebebiyet verdi. Türkiye'ye geldiğimizde işte Kübra Hanım, COVID sayısında %60, yani küçük ve orta ölçekli işletmelerin sayısında %50 artış yaşandığını ve bu artıştan sonra da sizin de ifade ettiğiniz gibi kendilerini e-ticarete entegre ettiği e-ticaret siteleri kurduğunu görüyoruz. Gıda, market, temizlik, dezenfektan, kitap, oyuncak, küçük ev aletleri, çocuk tekstil kategorilerinde de e-ticaret %200 oranında artış gösterdi Kübra Hanım. Buna bakın, çok dikkat çekici bir rakam. Yani neredeyse %2 kat bir artış yaşandı. Özellikle online alışveriş sepetlerini çok yoğun bir şekilde kullanmaya başladık. Yine bir araştırmaya göre Mart ayı ile birlikte online ticaret alışkanlıklarımız değişmeye başlıyor ve 8.000'den fazla e-ticaret sitesi siparişleri inceleniyor Kübra Hanım. Burada şunu görüyoruz, virüsten korunma yollarını arayan vatandaşlar yoğun ilgiye sahne oluyor. Dezenfektan satışları %5413 oranında artıyor. Sabun, çamaşır suyu vesaire yoğun talep fiyatları da etkiliyor. Bu ürünlere kolonya, işte efendim çamaşır suyu, deterjan, sabun, sıvı sabun, köpüklü sabun, işte diğer sarf malzemeleri artış yaşanıyor. Fiyatlar da o denli artıyor. Mart ayında maske fiyatları ortalama %520 oranında arttı Kübra Hanım. Yani siz bir dönemde 50 kuruşa aldığınız maskeyi 5 liraya almak zorunda kaldınız. Ateş ölçer fiyatlarının da yine %39 oranında bu rapor arttığını gözler önüne seriyor. Yine tüketim alışkanlıklarımızı incelediğimiz vakit maske, kolonya, eldiven, ıslak mendil de kullanımımız %6,5 oranında artış gösteriyor. Ve adet bazında da biliyorsunuz %5413 Kübra Hanım ne demek? Kaç kat? İlk sırada yer alan dezenfektan ürünlerini %3224 oranında maske takip etmiş. İkinci sırada %1148 oranında kolonya, %512 ile ateş ölçer ve 5. sırada da %286 ile eldivenler takip etti. Şimdi bağışıklık sistemimizi de bu dönem biliyorsunuz güçlü tutmak istiyoruz. Bundan dolayı da takviye gıdalara insanlar yönelmeye başladı. Yine Ocak ayına kıyasla bu kategorilerde de satış oranlarında bir patlama yaşandı. Mart ayında %177 oranında arttığını görüyoruz rapora göre. Araştırmada talebin arttığı ürün birim fiyatlarına göre de değişim gösterdi. Rekor fiyat artışı maskede oldu. Maskeyi ateş ölçer, eldiven, ıslak mendil ve tabii ki diğer işte efendim tıraş malzemeleri takip etti. Kuaförlerin ve berberlerin kapalı olması, kuaför ve bakım ürünlerinin de özellikle işte kendine tıraş etmek isteyen insanlarda da ne yaptı işte efendim? Sakal makinesi, saç makinesi, sakal kesme, saç kesme makinesi almak zorunda kaldı. Bu da tabii ki e-ticaret sektörünü derinden etkiledi. Ürünler, hizmetler, özellikle online market dediğimiz, özellikle kapıda ödeme ya da internet ortamına ödeme, kargolu sistemler artmaya başladı ama özellikle kargo şirketleri Kübra Hanım bu dönem içerisinde ne yazık ki taleplere cevap verememeye başladı. Siparişlerin çoğunun özellikle şikayet sitelerinde 2 hafta sonra, 3 hafta sonra geldiğine de şahit olduk. Bunun devam edeceğini düşünüyoruz. 2-3 hafta sonra, yani bu pandemi ortadan kalksa bile, her şey normale dönse bile e-ticaret sektörünün, lojistik sektörünün, taşıma sektörünün artış göstereceği, özellikle kargo şirketlerinde şubesel olarak artış yaşanacağını ve geleceğin sektörleri, mesleki alanlar açısından, yatırım yapılması gereken mesleki alanlar açısından lojistik sektörünün bu dönemde dikkat çekici bir artış yaşayacağını bu rapor açık bir şekilde gözler önüne serdi. Aslında lojistik bölümleri de en çok tercih edilen ve yoğunlaşılması gereken, okullarda ve yer verilmesi gereken bölümlerden biri olacak da diyebiliriz artık. Kesinlikle haklısınız. Hocam da mobil aplikasyon sektöründeki dönüşümü az çok anlattınız ama şimdi ben de cümlelerinizdeki birkaç şeye değindim. Şimdi spor salonları kapandı, evet. İnsanlar aplikasyonlara yöneldi. Aplikasyona belli bir fiyat ödeyip indiriyorlar. Daha sonra aylık bu fiyatı ne yazık ki taleplere cevap verememeye başladı. Siparişlerin çoğunun özellikle şikayet sitelerinde 2 hafta sonra, 3 hafta sonra geldiğine de şahit olduk. Bunun devam edeceğini düşünüyoruz. 2-3 hafta sonra, yani bu pandemi ortadan kalksa bile, her şey normale dönse bile e-ticaret sektörünün, lojistik sektörünün, taşıma sektörünün artış göstereceği, özellikle kargo şirketlerinde şubesel olarak artış yaşanacağını ve geleceğin sektörleri mesleki alanlar açısından, yatırım yapılması gereken mesleki alanlar açısından lojistik sektörünün bu dönemde kaç çekici bir artış yaşayacağını bu rapor açık bir şekilde gözler önüne serdi. Aslında lojistik bölümleri de en çok tercih edilen ve yoğunluğu olması gereken okullarda ve yer verilmesi gereken bölümlerden biri oldu. Dolandırıcılık da artık yaygınlaştı diyebiliriz. Artık dolandırıcılar virüs demiyor, deprem demiyor, biliyorsunuz ki. Nasıl kendilerini dolandırıcılardan koruyabilir vatandaşlar bu dönemde? Evet, teşekkür ediyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi yine bununla ilgili de araştırmalar yapılıyor Kübra Hanım. Bunları bence aktarmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten bazen görüyorum ben, hani uzman sıfatına sahip olan insanların hani doğaçlama bir şekilde konuştuklarını görüyoruz. Ama her zaman Kübra Hanım, doğru bilgiyi aktarmamız gerekir. Bu dönemde sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi bu uygulamaların sayısı artış yaşandı. Siber güvenlik açısından birçok tehdidi beraberinde getiriyor. Güvenlik açıkları meydana gelmeye başladı ve bununla birlikte de biliyorsunuz kullanıcılar yeni uygulamalara yönelmeye başladılar. Özellikle baktığımızda evden çalışan kişi sayısı artmaya başladığı için bu uygulamaları kullanmak da tabiri caizse bir zorunluluk haline geldi ve yeni uygulama indirmelerde %70 oranında bir artış yaşandı. Evden çalışmayı daha kolaylaştırmak amacıyla insanlar bazı uygulamaları ücretli versiyonlarını tercih etti. Güvenlik açısından, çünkü biliyorsunuz bir şey ücretsizse ürünsüz oluyorsunuz. Çünkü ne demiştik, her zaman söylüyoruz. Bengi Türk'teki yayınlarımızda da her zaman söylüyoruz, ifade ediyoruz. Bedava peynir fare kapanında olur. Yani aslında bizi o sanal korsanlar, siber dolandırıcı o fare kapanına kıstırmak istiyorlar ve daha sonra bizden kullanmak istiyorlar. Özellikle dükkan kapama zorunlu oldu. Yiyecek, içecek, gıda sektöründe birçok restoran sadece evlere servis yapmaya başladı. Dolayısıyla ne oldu? Biz neyi indirdik? Yeme içme alışkanlıklarımızı giderebilmek, yeme içme ihtiyacımızı karşılayabilmek için bu tarz aplikasyonları indirdik. Yani böyle adrese gelen, kapıya gelen mobil aplikasyonlar, işte farklı aplikasyonlar var biliyorsunuz. Bu uygulamaları yeni indiren kullanıcı sayılarında %21 oranında artış yaşandı Kübra Hanım. Yani artık biz işte evden alışveriş uygulamalarında %21 bir artış yaşandı. Evlerinde oyun oynamak isteyen kullanıcılar yine Mart ayının son haftasına doğru uygulama indirmeleri geçen aya oranla %132 oranında arttı. Mobil oyun aplikasyonu da çok yoğun şekilde indirim sağladı. Ve genel olarak baktığımızda da efendim, uygulamaların 2019 yılın ilk çeyreğine göre %47 ve yeni uygulama indirmelerinde de %75 artış yaşandı. Ve yine raporda şunu görüyoruz. İndirilen ücretli ve ücretsiz uygulamalar arasındaki farklar açık bir şekilde görülüyor. Pazarlamacılar rekabet arttıkça uygulama içi aktiviteleri paralı hale getiriyorlar. Yani siz ücretsiz bir şekilde uygulamayı indirdiğinizi düşünüyorsunuz. Size bir ay bunu ücretsiz bir şekilde sunuyor ama kullanıcı sözleşmesinde bir aydan sonra bir kesinti yaşanacağını istiyor ve siz o uygulamayı indirirken ne yapıyorsunuz Kübra Hanım? Sizden kredi kartı bilgisini istiyor. Kredi kartı bilgisini istediği an siz giriyorsunuz. İlk bakımda ücretsiz olarak gözüküyor bu uygulama. Ondan sonra kredi satın al, şunu al, bunu al vesaire dediği an Kübra Hanım, sizin o kredi kartınızdan para kesintisi meydana geliyor ve daha sonra siz başvurduğunuzda, ya benim hesabımdan para kesildi, ben bunu istemedim dediğinizde kullanıcı sözleşmesini okumamanızdan dolayı bir mağduriyet yaşamanıza sebebiyet. Yani sizin de aslında sorunuzun içerisinde değdiğiniz nokta bu. Yani biz hiçbir uygulamayı kullanıcı sözleşmesi okuyup indirmiyoruz. Direkt olarak next diyoruz. İleri diyoruz. İşte Kübra Hanım, burada dijital bilinç çok önemli. Bu uygulamaları kullanmayın demiyoruz. Elbette ki hayatımızı kolaylaştıran, şimdi akıllı telefonlar çok önemli. Çünkü biliyorsunuz artık bugün baktığımızda e-ticaret çok yoğun şekilde kullanılıyor ve özellikle bu mobil aplikasyonlar üzerinden siparişlerin saat 12 ila 14 aralığında ve akşam da 19 ila 22 aralığında getiriliyoruz. Neden? Öğlen saati insanlar biraz biliyorsunuz artık ev ortamında geç kalkmaya başladılar. Saat 12'de bakıyor, ihtiyacı olan üründe ise saat 12 ile 14 arasında bunu yapıyor. Akşam ne yapıyor efendim? Akşam yemeğini yiyecek, oturacak, sofraya oturacak. Eksik bir şey varsa genelde su olmuyor. Akşam 19-22 arasındaki siparişlerde de e-ticarette suya yönelik bir ilgi söz konusu. Buna benzer olarak da yine 17-20 arasında yeme içme alışkanlıklarının değişiklik gösterdiğini, akşam yemeğine hazırlık yapmak isteyen insanların 17 ila 20 arasında aldığını görüyoruz. Gündelik oyun aktivitelerimiz efendim 12 ila 16 arasında değişiyor. Kullanıcı alışkanlığı değişimleri tabii ki burada açık bir şekilde ortaya koyuyor. Özellikle bazı oyunlar, biliyorsunuz çocuklar niye oyun şekilde oynuyor? Çocuklar erken kalkıyorlar bu dönemlerde. İşte 5 gibi 6 gibi. 5-6'da bu mobil oyunların ilgi artmaya başlıyor. 13'e kadar da zirve noktasına geliyor. Ama şunu söylemek lazım. Bu dönemde mobil oyunlara çok dikkat etmeliyiz. Özellikle aplikasyonları indirirken lütfen aplikasyon dükkanlarından oyunun indirildiğine dikkat edelim. Çünkü bazı oyunların ne yazık ki birebir kopyasını yapmış durumdalar. Kişisel verileri çalmak için bu dönemde çok çok önemli kişisel verilerin güvenliğini kontrol altına almak. Yani aslında ücretsiz bir şekilde bu oyunu oynayayım, kullanayım ya da bu uygulamayı ücretsiz bir şekilde indireyim derken efendim daha büyük veri hırsızlıklarıyla karşı karşıya kalmayın. Buna da çok çok dikkat edelim diyorum Kübra Hanım. İzleyicilerimiz bu noktada antivirüs güvenlik önlemlerini alsınlar ve her yazılımı güncellemesini, update'ini alsınlar. Çünkü Kübra Hanım update almak çok önemli. Çünkü bir program veri açıklarına karşı kendini korumaya almaz ise gerçekten büyük sorunları beraberinde getirir. Bazen kızıyoruz işte 100 megabaytlık, 200 megabaytlık yeni güncellemeler geliyor, yerimiz bitiyor vesaire ama o güvenlik açıklarına karşı, sorunlara karşı bu update'ler oluşturuluyor. Lütfen izleyicilerimiz bu güncellemelerini de alsınlar ve özellikle bilmedikleri alışveriş sitelerinden, bilmedikleri mobil aplikasyonlar üzerinden hiçbir şekilde ürün, hizmet siparişi vermesinler ve buraya lütfen ama lütfen kredi kartı bilgilerini girmesinler ve tabii ki kapıda ödeme seçeneği olsun ya da bu da yoksa Kübra Hanım internet sitesinden alışveriş yaparken 3D Secure dediğimiz üç boyutlu güvenlik hizmeti sunan web sitelerinden alışveriş gerçekleştirsinler. En azından banka tarafından size gönderilen mesajı siteye girdikten sonra oradan o para kesilmiş olsun ve böylece sanal kartlar da kullanırsa Kübra Hanım ki bu dönemde giderek artış yaşanmaya başladı. Limitli olan 500 lira, 1000 liralık sanal kartlar üzerinden alışverişimizi gerçekleştirirse Kübra Hanım büyük dolandırıcılıklara karşı önlemimizi almış oluruz. Çünkü bazen görüyorum izleyicilerimiz 5.000 liralık, 10.000 liralık kartlarının, limitli kartlarının bilgilerini internet sitelerinden giriyorlar. Site güvenilir bile olsa girmesinler. Lütfen sanal kart kullansınlar ve tabii ki sitenin güvenlik sertifikasını kontrol etsinler ve adres çıkımında mutlaka HTTPS'yi gördükten sonra, Secure dediğimiz ibareyi gördükten sonra ilgili siteden alışverişlerini gerçekleştirsinler Kübra Hanım, dolandırılmasın. Evet, o zaman iki önemli madde öne çıktı. Bir 3D Security güvenlik sistemi, bankalardan bize gelen onay. İkincisi ise bizim artık sözleşmeleri okumayı öğrenmemiz gerek. Kesinlikle. Evet, birçok piyasayı etkiledi dedik koronavirüs. Kripto para piyasasını da tabii ki etkiledi ama bu etki nasıl sürüyor, nasıl devam ediyor? Evet, şimdi biliyorsunuz kripto para birimleri özellikle bu dönemde giderek artmaya başladı, yaygınlaşmaya başladı. Başta Bitcoin olmak üzere birçok işte Ethereum gibi farklı altcoin'ler de ortaya çıkmaya başladı Kübra Hanım. Zaten yoğun bir şekilde kullanılıyordu Bitcoin'ler. Bir de bu dönemde giderek artış yaşanmaya başladı. İnsanların daha çok ev ortamından alışveriş gerçekleştirmesi ve bazı büyük alışveriş siteleri de artık hani nasıl dolarla, avroyla ödeme yapılıyorsa artık bugün Bitcoin'den de ödeme imkanı sağlamaya başladı. Tabii koronavirüs salgını pandemisi sonrasında alınan tedbirlerle birlikte sert bir düşüş yaşanmıştı Bitcoin fiyatlarında Kübra Hanım. Bu süreç zamanla 5.000 dolardan 8.000 dolara kadar çıktı ve Bitcoin'in biz ilerleyen dönemlerde yükseleceğini tahmin ediyoruz. Çünkü son dönemde Bitcoin piyasasında özellikle çok yoğun dalgalanmalar söz konusu. Tabii bu yatırımcıların da bir nevi yüzünü güldürüyor. Çünkü yavaş yavaş bir toparlanma var ekonomide. Yani koronavirüs pandemisi. Türkiye'de bile biliyorsunuz alışveriş merkezlerinin açılacağı söyleniyor. Tabii ki bu da sıcak para girdisine sebebiyet verecek. Tabii ki şu var Kübra Hanım. Kaç kişi gidecek, ne kadar kişi buralarda hizmet alacak, randevu sistemi nasıl çalışacak bunu bilmiyoruz ama piyasalarda özellikle para piyasaları da koronavirüse karşı önlemler aldı. Özellikle alınan ekonomik tedbirler karşısında da kripto para biriminde ciddi bir düşüş yaşandı. Çünkü gerçekten kripto para piyasasında inanılmaz bir artış yaşanmıştı bu paranın kullanılmamasından dolayı ama son alınan tedbirlerle birlikte özellikle sert düşüş yaşanmaya başladı. Bitcoin fiyatlarının özellikle bu son dönemlerde 5.000 dolar düzeyine kadar gerilediğini görmekteyiz verilere incelediğimizde. Tabii yatırımcılar Bitcoin bölünmesini Mayıs ayı ortalarında böyle gerçekleşeceğini tahmin ediyorlar. Bu süreçte tabii toparlamaya başlayan Bitcoin üzerinden de yatırımların giderek artacağı ifade ediliyor yine uzmanlar tarafından. Daha önceki bölümlerden tespit edilen tabloya göre de Bitcoin tüm zamanların en yüksek değerine çıkarak büyük bir yükseliş yaşamıştı koronavirüs pandemisi döneminde. Yine tabloya göre Bitcoin tüm zamanların en yüksek değerine çıktığı için, değer kazanmaya başladığı için son dönemlerde piyasaya meydana gelen toparlanma, yani reel piyasalarda meydana gelen toparlanma sonrasında Bitcoin de bir dengeye gelmeye başladı. Özellikle Mart ayından bu yana günümüze kadar da Bitcoin'in fiyatlarındaki yükseliş %35 seviyelerine çıktı Kübra Hanım. Bu da gerçekten dikkat çekici bir rakam. Yani dünyada dolar, avro yükselişe geçti ama özellikle baktığımızda Bitcoin'de de inanılmaz bir artış var. Özellikle analistler tarafından Bitcoin fiyatlarının son dönemlerde hızlı bir yükseliş içerisine girdiği ifade ediliyor ve bu durumda bazı uyarılarda da bulunuyorlar ki gerekli. Özellikle yaşanan gelişmelere bağlı olarak 7.000 dolara kadar gerilebileceği ihtimaller arasında, ama bazı analistlere göre ise para biriminin 8.000 dolardan 10.000 dolara kadar yükseleceği ifade ediliyor. Yani aslında şunu söylemek lazım. Şu dönemde Bitcoin alan kaybetmez ekonomide. Bitcoin'in giderek yükseleceği, özellikle bu dönemde, pandemi döneminde, çünkü Kübra'nın bunun dünyada biliyorsunuz etkileri hala devam ediyor. Türkiye'de de ne kadar yaşanacak, ne kadar fazla insanları etkileyecek, ekonomi düzenini ne kadar etkileyecek şu an bilinmiyor. Tek bir gerçek var ki Bitcoin her geçen gün yükseliyor. Herhalde piyasalardan da, raporlardan da, analistlerin yorumlarından da anlaşılacağı üzere Bitcoin piyasası giderek yükseliyor, yükselmeye de devam edecek gibi gözüküyor bu dönem içerisinde. Efendim 3 dakikamız var. Ben şunu da söyleyeyim. Yayının başından beri evden çalışma sistemi dedik. Artık insanlar evlerini ofise çeviriyor. Bir nevi rahatlığından da ödün veriyorlar dedik. Peki bu evden çalışma sistemi şirketlere bir verim kazandırdı mı? Bir kazanç sağladı mı? Şimdi Kübra Hanım, tabii şirketler sonuçta ekonomik, ticari şirketler kar elde etmek isteyecekler. Minimum harcamayla maksimum karı elde etmeye çalışacaklar. Bu dönem evden çalışma sistemi geleceği de aslında bir rol model oluşturdu Kübra Hanım. Özellikle küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler, özellikle dijital ortamda çalışan işletmeler biliyorsunuz home office çalışma sistemine geçtiler ve home office çalışma sistemi de ister istemez eleman sayısının değişmesine, revize edilmesine sebebiyet verdi. İş ortamında çalışıldığı için zamandan da bir kazanım yaşanmaya başladı. Yani biliyorsunuz özellikle büyük şehirlerde, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerin, özellikle İstanbul'da yaşıyorsunuz, metropol bir şehirde ulaşım da en büyük sorun. Yani günde 1 saati, 2 saati, 3 saati yolda geçen insanlar vardı. Tabii bu yolda geçmemesi nedeniyle iş veriminin, randımanının arttığını görmeye başladık. Ama bazı sektörler içinde biliyorsunuz ev ortamında çalışmanın verime olumlu etki ettiğini gördük ve daha sonraki süreçlere Kübra Hanım, ev ortamında yine çalışılabileceğini söyleyebilmek mümkün. Yani pandemi bitsin bitmesin, koronavirüs bitsin bitmesin ya da yarın bir gün başka bir şey çıksın çıkmasın, artık işverenler, büyük sektörler bunu gördüler. Evet, evden çalışılınca da aslında bir verim sağlanıyormuş. Dolayısıyla Kübra Hanım, ben bunun gelecekte ekonomiye yansıyacağını düşünüyorum ama iş verimi açısından artacağını, ama çalışan personel ve istihdam edilen personel alanında da bir azalmanın yaşanabileceği tabii ki ihtimaller arasında yer alıyor. Bu dönemde açık bir şekilde görüyoruz. İkinci dalga gelir mi, ne olur ne olmaz bilemiyoruz Kübra Hanım, ama şirketler uzaktan eğitimi ve okullar uzaktan eğitimi ve şirketlerde tabii ki home office çalışmayı bir dönem daha devam ettirecek gibi gözüküyor. Buna göre önlemler almaları ve revize etmeleri de büyük önem arz ediyor. Evet, o zaman bu koronavirüs hem olumlu hem de olumsuz bir şekilde etki edecek piyasalara diyelim ve size çok teşekkür ederim. Efendim Doçent Doktor Ali Murat Kırık'ı ağırladık. Dijital iletişim araştırmacısı bize e-ticarette yaşanan yeni gelişmeleri, yeni dönüşümleri ve yeni hayat düzenini aktardı, anlattı. Tekrar teşekkür ediyoruz.